Antrenman programları tabii ki antrenörümüz tarafından yazılıyor. Bizler için garip bir süreç olduğu gibi onlar için de çok farklı bir süreç bu. Öncelikle hani ilk bir hafta, 2 hafta böyle deneyerek başladık antrenmanları. O da bizim için neyin iyi olduğunu fark etti. Ona göre programlarımızı şekillendirdik. Şu anda yaklaşık 1,5-2 saatlik karın hareketleri, üst vücut hareketleri, bacak hareketleri böyle setlerle oluşuyor ilk antrenmanın ilk kısmı. Ardından da kardiyo yapıyoruz. Ya koşu bandında ya da bisikletle devam ediyoruz antrenmana. Havuzu özledin değil mi? Özledim tabii ki. Tabii Yaklaşık şimdi 50 gün kadar oldu herhalde. 50 Dönüş gün önce. tarihi. Dönüş tarihiyle Konuşulan bir dönüş tarihi var mı? Sizin de kendi aranızda temenni ya da tahmini. Evet. aldığınız bir bilgi. Ne zaman bekliyorsunuz havuzların açılmasını? Maalesef şu anda bir bilgi yok. Aslında bizim Mayıs ayında milli takım seçmeleri oluyor. Ardından da yaz aylarında dünya Evet. şampiyonaları oluyor. Fakat tüm düzen değiştiği için, dünya şampiyonu seneye ertelendiği için sezon planı nasıl olacağına dair herhangi bir fikrimiz yok şu anda. İşte bu durumdan kurtulduğumuzda, düzelmeye başladığında yeni bir yol haritası çiziyor olacağız. 2017'de Rusya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandın. Biraz da hedeflerini soralım. Ülkemizi başarıyla temsil ediyorsun. 20 yaşındasın. Farklı bir branş, paletli yüzme milli takımındasın. Çok da bildiğimiz, duyduğumuz, alışık olduğumuz bir branşta değil açıkçası. Hani Evet. hedeflerini de bizlerle paylaşırsan sevinirim. Öncelikle hedefim bu süreçten en az hasarla çıkabiliyor olmak. Aynı şey tabii ki spor için de geçerli. Çünkü yüzemiyoruz sizin de dediğiniz gibi. O yüzden evden antrenmanlara devam ediyor olmamız gerekiyor. Bu süreçte birazcık daha sporda psikoloji üzerine odaklanma fırsatı buldum. Bunu da bana çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu sürecin sonunda asıl hedefim tabii ki Dünya Şampiyonası'nda ilk 8'in içerisinde yer alabiliyor olmak. Ardından da göreceğiz bakalım. Sporda psikoloji dedin, eğitim anlamında mı bu konuda ilerlemek istiyorsun? Yoksa hani nedir buradaki bunun senin için önemi spor psikolojisinin? Açıkçası şöyle, ben şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı 3. sınıf öğrencisiyim. Aslında çok çok başka bir işle Evet. ilgileniyorum ama bu süreçte fark ettim ki sporda psikoloji bizler için çok önemli ama o yaşam temposu sebebiyle maalesef kendimize odaklanmaya çok fazla fırsatımız olmuyormuş. Bu açıdan da bu sürecin bana en büyük faydası bu oldu. Biraz daha gerçekten kafaca odaklanmanın ne kadar önemli olduğunu gördüm. İlerleyen süreçte belki bununla ilgili bir eğitim de alıyor olabilirim, evet. Bir sorun var. Bu tabii çok talihsiz bir yıl. Hem yarışma hem idman eksikliği açısından. Kendi dalında kaç yıllık bir kariyer planlaman vardı? Yani kaç yıl daha üst seviyede bunu devam etme düşünüyordun? Bir yıl evet kaybolacak gibi görünüyor ama bu işin şeyi nedir? Yaşı nedir Evet, bitti? yaşı nedir? Normalde Türkiye'de sporcular 20 yaşından sonra çok fazla devam etmemeyi tercih ediyorlar. Hatta şu anda paletli yüzme sporunu Türkiye'de yapan en yaşı büyük sporcu benim kadınlarda. Bu aslında bizler için çok üzücü bir durum. Yurt dışında bu durum böyle değil. Benim rakiplerim 35-40 yaşlarında aslında. Ben her zaman söylüyorum. Ben hiç böyle şu sene bırakacağım, bu sene bırakacağım demek istemem. İstemedim de, hiçbir zaman demedim de. Benim için spor mutluluktur. Ben bu işten mutlu olmadığımı düşündüğüm gün muhtemelen sporu bırakıyor olacağım. Şu anda çok mutluyum, o yüzden devam ediyorum. Benim de temennim o. Yabancı rakiplerinin şu anda yaşını duyunca ve kendi ülkendeki en yaşlı sporcu olduğunu söyleyince bence en az bir 10 yıl daha devam etmelisin. Örnek Başarılı, olmak için başarılar belki. diliyorum. O peyzaj mimarlığıyla psikoloji arasında bence çok önemli bir bağlantı var. Hayatta ve eğitim hayatında başarılar. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Sevgili Ayşe Ceren Yeşilbaş bizlerle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz. Başarılar, bol şanslar diliyoruz gelecek kariyerin için.